maalesef aşı oranlarımızda istenilen seviyede değiliz. Özellikle birinci doz aşı oranı %75'lere çıktıktan sonra ikinci doz aşı oranında ise %61.9'da maalesef ülke genelinde aşı oranı düşük olan iller arasındayız. Özellikle son günlerde vaka oranlarının biraz düşmesi ve halkımızın da biraz rehavete kapıldığını görüyoruz. Ancak hala hastanelerimizde ve yoğun bakımlarımızda vakaların olduğu ve maalesef vefatların da devam ettiğini görüyoruz. Özellikle kış dönemiyle beraber son bir aydır grip vakalarının da arttığını ve bununla beraber korona vakalarıyla da artma eğiliminde olacağından dolayı önümüzdeki 2-3 ay içerisinde tekrar korona vakalarının artmaması sağlığımızı korumak adına öncelikli olarak ikinci doz aşımızı bir an önce yaptırmamız gerekiyor. Bunun dışında da iki doz aşı yapan kişilerde de özellikle hatırlatma dozu dediğimiz üçüncü doz aşıyı yaptırmanın da önemli olduğunu ve dünya genelinde de sürekli takip ettiğimiz gibi geçen yıl İngiliz varyantı, bu yılda son dönemlerde Omikron varyantını görüyoruz. İlerleyen süreçte başka bir varyantın çıkıp çıkmayacağı garantisi de maalesef yok. 7/24 esasına göre bütün vatandaşlarımız diledikleri zaman randevusuz bir şekilde sağlık kuruluşlarına başvurarak aşılarını yaptırabilirler. Geçmiş dönemlerde bütün köylerimiz, mezralarımız, mahallelerimiz sağlık çalışanları tarafından 3 kez ziyaret edildi. Özellikle toplumsal bağışıklığın oluşması için ikinci doz aşının da %75-80'lere ulaşması gerekiyor. Bu noktada hala elimizde eksik olduğunu ve bu oranın düşük olduğunu görüyoruz. Vefatlara baktığımız zaman da tüm vefatlar içerisinde koronavirüse bağlı olan vefatlar içerisinde %96'sının maalesef aşısı olmayan veya aşısı eksik olan kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Aşının bu kadar etkin ve koruculuk oranının bu kadar yüksek olduğu bir pandemide böyle bir imkan varken de sağlığımızı korumak adına aşımızı ertelemeden hemen yaptırmamız gerektiğini düşünüyorum. Elimizdeki aşı oranına baktığımız zaman özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın birinci doz %90'ların üstü, ikinci dozunda %85'lerin üstünde olduğunu görüyoruz. Ancak gençlerde özellikle 30 yaş altında bu oranın maalesef istenilen seviyede olmadığını, hem aşısını yaptırmayan kişilerin hem de birinci doz aşısını yapıp ikinci dozu yaptırmayanların oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Son dönemlerde özellikle baktığımız zaman hastaneye yatışlarda ve yoğun bakım yatışları ve maalesef vefatlarda da genç hastalarımızın olduğunu görüyoruz. Aile kimisi?